Kays İbni Ebu Hazim, biz diyor Habbab bin Eret'i ziyarete gittik. Tabii ömrünün son dönemlerinde uzun süren bir hastalığa düçar olmuş Habbab bin Eret. Onlar da bir hasta ziyaretine gittik diyor. Fakat baktık ki vagadiki teva seba keyyatın, vücudunun yedi yerinde böyle bir dağlanmış diyor. Yani demirle dağlanmış. Birçok yaralar çıkmış vücudunda. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağlamayı yasaklamış idi. İnsanlar dağlamayı da bir tedavi yöntemi olarak kullanıyorlar idi. Ancak insanlara acı verdiğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu mecbur kalmadıkça yasaklamış idi. Ancak Habbab bin Eret'in gerçekten acıları çok büyük olduğundan dolayı, büyük sıkıntıdan dolayı vücudunun 7 ayrı yara bölgesine böyle bir dağlama yaptırmış idi. Fakat onun derdi biraz daha başkaydı. Şimdi o gelenlerle konuşurken dedi ki inne ashabenellezine selefu madam. Bu benim eski arkadaşlarım var ya, sahabe-i kiram. Hep onların arkadaşları sahabeydi zaten. Onlar gelip geçtiler diyor. Eski dostlarım gelip geçti. Fakat velem tengusumud dünya. Onlar dünyaya meyletmediler. Dünya onları eksiltmedi. Yani onların ihlasından, samimiyetlerinden, ibadetlerinden, dini yaşayışlarından hiçbir şey eksiltmedi. Onlar yaşadılar, öldüler, gittiler. Şimdi bunu söylemekle birlikte kendisi dini açıdan büyük bir dert içerisinde olduğu için bunu örnek verdi. Dedi ki ve inna asabna ma la necidu lehu mevlan illa turab. Fakat şu anda biz öyle bir bolluk içerisine girdik ki, o kadar nimetlerimiz oldu ki koyacak yer bulamadık, topraklara gömdük diyor. Bu kadar böyle bir servete sahip olduk. Yani bu hususu dini anlamda böyle eskiden o eski arkadaşlarının o döneminde dini heyecanı, coşkuyu, ibadetleri, onlarda bir azalma olduğunu hissettiğinden dolayı bunu böyle söyledi. Sonra dedi ki velevle ennennebi sallallahu aleyhi ve selleme nehana en ned'uva bil mevti. Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemeyi, yani Allah benim canımı alsın da öleyim, yani böyle bir ölümü temenni etmeyi yasaklamamış olsaydı, yani şu dini sıkıntılarından dolayı Efendimiz dönemindeki o büyük heyecan, coşku, dini yaşama, o duygu, düşünce, dini yaşayış olmadığından dolayı لَدَعَوْتُ بِهِ ben ölmeyi isterdim dedi. Demek ki onların derdi başka. Onların dini yaşamak, ibadetleri güzelcene yapmak, haramlardan sakınmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarında olduğu zaman dini nasıl heyecanla, coşkuyla yaşıyor iseler yine aynısını yaşamak istiyorlardı. O tadı alamayınca Allah Resulü ölümü temenni etmeyi yasaklamamış olsaydı ben ölmeyi isterdim dedi. Şimdi Habbab bin Eret'in böyle zaman zaman hatıralarından şunu da görüyoruz. Benim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir kuruşum bile yoktu. Ama şu anda 40 bin dirhemim var diyor. Yani bayağı bir zenginleşmiş. Bu zenginleşmeyle birlikte bir kısım dini heyecanı, dini yaşayışın da bir kısım sıkıntıları olduğundan dolayı bu ölmeyi temenni ettiğini ama Efendimiz yasakladığından dolayı bunu istemediğini ifade etmiştir.